Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç gün aradan sonra tekrardan analizlere devam ediyoruz. Biraz hastalık durumumuz vardı, o yüzden yapamadık. Bugünkü ilk videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte son 5 halka arzın derinlik kademe ve aracı kurum dağılım bilgisini sizlerle paylaşacağım. Özellikle MIA teknoloji tarafında neler var neler yok, oralar daha önem arz ediyor. Bilgilendirme ve analize geçmeden önce arkadaşlar Udemy'de temel analiz eğitimimiz satışta, açıklamalar kısmında linke tıklayıp %50 indirimli şekilde alabilirsiniz dedikten sonra buyurun bir bakalım. Baktığımız vakit arkadaşlar MIA bugün 7. tavanını yaptı. 30 lira 74 kuruştan 9.94 %9.94 yukarıda kapattı. Tavanda 600 bin emirle kapattı. Çok güzel. Yarınlar için de güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Tavanda 600 bin emrin. Yarın içinde arkadaşlar almak isteyen arkadaşlarınız varsa 30.74'ün %10 üstüne koyarak talebini yapabilirler. Baktığımız vakit bugün için çok ilk etapta tavan açmadı. %3 açtı tahta. Ardından seri alımların gelmesiyle birlikte tabi satışlar da geldi. Yani birileri de sattı. Satışlar gelmesine rağmen 15-20 dakika aralığında tavana kilitledi. Peki bugün için kimler aldı ve de genel bakacağım arkadaşlar. İlk halka arz olduğu günden itibaren kimler alıyor, kimler topluyor bir onlara bakacağım. Şuradan bir halka arz olduğu ilk gün ayın 22'siydi. 22'si 30 arası baktığımız vakit dostlar. Ayın 22'si ile 30'u yani ilk işlem gününden bugüne kadar baktığım vakit İş Yatırım, Deniz, Akbank, A1 Kapital, Vakıf en fazla alıcı tarafta olurken satıcı taraflar Ziraat, Garanti, Halk, Yapı Kredi. Ziraattakiler bireysel yatırımcı yoğunluğu olduğunu da söyleyebiliriz. Baktığımız vakit alanlar eline en fazla alan kimde var? İş Yatırım'da var. 28 lira maliyetle. Bakın Deniz Yatırım'da var 230 bin not 19 lira maliyetle. Ak Yatırım'da var 220 bin not 27 lira maliyetli. A1 Kapital'de var 184 bin not 20 lira maliyetli. Vakıfbank'ta var anormal bir maliyet olmuş. Bunda bir yanlışlık olabilir. ICBC'de var 29 lira maliyetli. Yani arkadaşlar şu an herkes karda. Yani bir Vakıfbank tarafı biraz zararda görünüyor. Fakat satışlar alım yönüyle karşılanıyor arkadaşlar. Burada bireysel yatırımcının da çok güzel bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Aracı kurumlar topladıklarını satıyor. Bireysel yatırımcı buna karşılık bunu aldıktan sonra mecburen daha da yukarıya gidiyor kağıt. Daha da önümüzde yol var gibi duruyor. Tabii ki YTD diyerek bunları sözümüze ekleyelim. MIA'dan sonra arkadaşlar ISSEN'e bakalım. İşbir Sentetik bugün iyi bir gün geçirdi. Sonunda bir şeyler yaptı yatırımcısını mutlu etmesi adına. Şöyle bir bakalım tekrardan. Şurada İşbir Sentetik'in de ayın 30'unu alalım. Sadece bugünle bakacağız. Çünkü şimdi revize etsin. Evet. Baktığımız vakit arkadaşlar İşbir Sentetik tarafında günü 11 lira 18 kuruşta kapatmış. %6.3 yukarıda kapattığını söyleyebiliriz. Güzel. Sonunda bir tepki verdi. Ölü yani ölüydü uyanışında, ölü uyuyuşundan uyandı mı diyelim artık üstündeki ölü toprağını attı mı diyelim ne? Öyle bir şey diyelim. Şirket iyi bir firmaydı. Bilanço tarafında da sıkıntı yoktu. Baktığımız vakit 132 bin adet 11.20'lerde ve 11.18'lerde yani 11'in üstüne çıkınca piyasa alım yönünde yoğunlaşmış açıkçası. Yarınlar için daha pozitif olacağını söyleyebiliriz. Baktığımız vakit şurayı bir kapatalım. Bugünün alıcıları A1 Kapital almış. HSBC ve Vakıf alıyorken bugünün satıcıları Oyak, Acar ve Filip satmış. Bugün A1 11'den almış. HSBC 10.59'dan, Vakıf 10.15'ten almış arkadaşlar. Bugün için hepsi kârda alanların hepsi kârda olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra Elit Gıda'ya bakalım arkadaşlar. Elit Gıda da iyi gitti. Yani halka arzlar arasında bundan çok o kadar bir performans bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum söyleyeyim. Elit Gıda'ya baktığımız vakit 22 liradan kapatmış. %4.18 aşağıda kapattığını söyleyebiliriz. Yani bugün için iyi gitti demedim. Genel halka arz anlamında iyi gitti dedim. Onun da sözlerime ekleyeyim. Baktığımız vakit bugün çok ciddi bir 22'de bir satış yemiş. 22.10'larda alım yemesine rağmen çok tutunamamış oralarda. Bakın her 10 kuruşta bir savaş olmuş. 22.20, 22.30 birileri burada trade etmiş. Fakat günü negatif kapatmış. Baktığımız vakit bunun satıcıları Vakıf Tacirler Ak Yatırım iken
Alıcıları Marbaş A1 Anlus. Bugün için alan Marbaş 21.81. Maliyette A1 21.81, yine Anlus 21.80. Hepsi aynı maliyetten almış. Fakat 22 lirada bugün kapattı. Yani arkadaşlar bugün alan neredeyse bakayım ilk 4 aracı kurum kârda şu an için. Çok hafif kârda, yani öyle amşan bir kâr yok. Elit'ten sonra Aras Enerji'ye bakacağız arkadaşlar. Aras Enerji 92 lira 115'ten halka arz oldu. Hala milleti süründürmeye devam ediyor. Diyecek bir lafım yok. Yani bu büyüklükte bir tahtayı zaten yürütmek çok çok zordu. Baktığımız vakit her 50 kuruşta bir birer lira 50 kuruş 50'şe bakın 94 93 trade var burada. Birileri 93'te yüklü alıyor, 94'te yüklü satıyor gibi. Alanlar Vakıf Garanti Taciller. Satanlar Yapı Kredi Akinfo satmış. Vakıfbank'ın mali bugünkü vakıftan işlem yapanların maliyeti 94 diyelim. Garanti 94,5, taciller 92,2. Yani Aras Enerji için diyecek çok bir lafım yok açıkçası arkadaşlar. Zaten büyük bir tahta, bunu kaldırmak, yürütmek de biraz zor. Konya Kağıda bakalım, Konka'ya. İlk 2 gün iyi gitti, sonradan bu da kendini saldı. Konka iyi bir noktada olmasına rağmen şöyle bir daha bir gelsin. Konka'ya baktığımız vakit günü %6 aşağıda kapatmış. Arkadaşlar en fazla emirlerini verdi. Yani 7.88, 7.87'lere yığılmalar olmuş. Her kademede satış baskısı gelmiş. Sadece 8 lirada alış daha yukarı yönlü olmuş. Ama onun üstüne her kademede bir satış baskısı gelmiş Konka tarafında. Konka'nın aracı kurum dağılımına baktığım vakit bugün için Şekerbank, Halkbank ve Taciller Yatırım, bunlar satıcılı taraftayken İş Yatırım, Yapı Kredi, OYAK alıcılı tarafta bulunmuş. İş Yatırım'ın bugünkü maliyeti 8.15, Yapı Kredi'nin 8, OYAK 7.82. Şu anda baktığımız vakit arkadaşlar ilk 2'deki İş Yatırım'ın ve de Yapı Kredi'nin şu anda yaptıkları işlemlere göre zararda olduklarını bugün için onu söyleyebiliriz. Ve son olarak Angen'e bakalım arkadaşlar. Angen dün iyiydi, bugün saldı aşağıya. Yani bu korona söylentileri çıktıkça sağlık tarafına yönelimler oluyor. Sağlık millette işte bakıyor, o gitti bu gitti, bir Angen kalmış, bu da sağlıkla alakalı diyor. O yüzden o tarafa yöneliyorlar. Angen'e baktığım vakit günü %-5 arkada kapatmış, geride kapatmış. Bugünün savaşı 22-28'lerde olmuş, 22-60'da olmuş. Yukarılarda çok bir aksiyon olmamış, hacimsiz kalmış yukarılarda. Alıcılara kimmiş? Ak Yatırım, ICBC, Taciller alıyorken satıcılara kimmiş? Vakıf, Halk ve İş Yatırım'da satıyormuş. Detayda Bank of America'da bugün satmış arkadaşlar. Akbank bugün için 22.90'dan mal etlenmiş. ICBC 22.45'ten, Taciller 22.89'dan mal etlenmiş. Şu an hepsi zararda arkadaşlar. Yarın için daha nötr ve pozitif, nötr pozitif bir gün Angen için olacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Bunlar kısa bir bilgilendirme, kısa bir analiz arkadaşlar. Birçoğunuz bunlardan haberi olmayabiliyor, göremeyebiliyor. Ben bunları sizlere sunuyorum. Daha detaylı analizlerimiz için kanalımızda takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.